Bugün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü ama Türkiye açısından pek öyle kutlanmadı. Uluslararası Basın Enstitüsü Türkiye'de gazetecilere verilen cezalara dikkat çekti. Azad Yevelat'ın eski yazı işleri müdürüne verilen 138 yıl hapis cezasını utanç verici olarak niteledi. Merkezi Washington'da bulunan insan hakları örgütü Freedom House ise Türkiye'yi yarı özgür ülkeler listesine aldığını duyurdu. İnsan Hakları ve Özgürlükleri İzleme Örgütü Freedom House 2011 basın özgürlükleri raporunu yayınladı. Dünya genelinde özgür ve bağımsız medyaya erişebilen insan sayısının son 10 yılın en kötü seviyesine gerilediği tespitinin yapıldığı raporda Türkiye yarı özgür ülkeler kategorisine dahil edildi. Doğrudan dolayı piyasayı canlandırmak. 196 ülkenin değerlendirildiği raporda Türkiye 112. sırada yer aldı. Raporda Türkiye'nin notunun Türk Ceza Kanunu'nun 301. 216. maddeleri ve terörle mücadele yasası çerçevesinde gazetecilere yönelik baskının arttığı vurgulandı. Hukuki baskının gazeteciler, editörler ve medya sahipleri arasında artan biçimde otosansüre yol açtığı öne sürüldü. Kuruluş, Mısır ve Meksika'da artık basın özgürlüğünden bahsedilemeyeceğini vurguladı. Listenin ilk 3 sırasında ise İskandinav ülkeleri Finlandiya, İsveç ve Norveç bulunuyor.